maslar içinde sorular da soracağız, değil mi? Şimdi o zaman size çikolata vereceğim söz. Dedeleri her zaman bir çikolatası olur ve sizin gibi şirin çocuklara bu çikolatayı verecek. Evet, masal anlatacağım şimdi. Hep beraber dinleyelim. Sizlere sorular da soracağım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir dede varmış. O dede benim çocuklar işte. Ben her şeye ipli derim. İpli geliyorum, ipli gidiyorum, ipli bakacağım, ipli geleceğim dediğim için sizin gibi çocuklar bana ne dedi? İpli dedi. Şimdi ipli dedenin bir mesleği var çocuklar. İpli dedenin mesleği, size göstereyim benim mesleği. Bakın şu anda çok yapmıyorum ama bir mesleğim var. Bir tane testerem var. Bir tane çekicim var. Benim mesleğim ne olabilir? Peki, marangoz diye bir meslek duydunuz mu hiç? Marangoz. Çocuklar, İbni dedemizin mesleği marangozluk. Ağaç işlerinden eşyalar yapıyorum ben. Benim mesleğim marangozluk. Bunlar da benim çıraklarım. Sol tarafındaki çırağım Hayra, sağ tarafındaki çırağım da Emre. Bunlar, şimdi masalımızı ana bölümle başlıyoruz. Bunlar benim çıraklarım. Bu iki çırağım benim zaman zaman bizim dükkanımızda kalıyorlar. Ancak bazı günlerde ben onları evlerine gönderiyorum. Bir gün gelirken yanlarında bir tane kedi getirmişler. Bakın kediyi görüyorsunuz değil mi? Çok sevindim. Kedinin adı ne olsun? Pamuk diyorlar. Başka kedinin adı Pamuk. Bulut dediler. Tamam, o zaman kediyi getiren çıraklarıma sorayım. Kedinin adını ne koydunuz diye. Bakalım onlar ne diyecek. Emre, kedinin adı neydi o? Pamuk. Evet, Pamukmuş. Hayra? Bulut. Şimdi kedimizin iki tane adı var. Pamuk ve Bulut. Tamam. Bu kedi çocuklar. Şöyle bir durum var ancak, ben İbni dediniz, hayvanları çok sevmiyorum. Hayvanları çok sevmiyorum. Hayvanlardan hiç hoşlanmıyorum. Ama bu kediyi de, bu çırakların diyor ki biz bu kediye bakmak istiyoruz İbni dede diyorlar. Ben hayır dedim. Onlar hatta bağırdı. Çabuk çıkar bu kediyi buradan. Ama onlar ne yapmış olabilir? Neye kızmış olabilir? Kedi. Kedi. Başka ne yapmış olabilir? Şimdi bu kedi ben istemediğim için, onlar da kediyi istedikleri için ne yaptılar? Beni ikna ettiler bir şekilde. Ne yaptılar biliyor musunuz? Şimdi Kayra kediyi pencerenin kenarına koydu. Hayra kediyi pencerenin kenarına koydu. Emre de orada bana ipli dedi, kediyi konuşturdu. Benim artık buna yüreğim dayanamadı ve ben kediyi ne yaptım? Yanımıza aldım. Pamuk Bulut kedimizin adı. Bebek de var. Bebek? Ha, bebek de var, evet. Dükkanımızda bu. Beşik siparişi oldu şimdi. Marangozu bulduğumuz için. Evet. Şimdi çocuklar. Bu kedi Pamuk Bulut. Çok hareketli, oyun oynamayı çok seven bir kedi. Şimdi
tekrar yerimize atacaksınız. Biz ne yapacağız? Kedimize oynatacağız. Yani kedimizi biraz daha ne yapalım? Hareketlendirelim değil mi? Evet. Ben tutan kişi ama yerimizde yapıyoruz. Yerimizde. Daha sonra bana ne yapsın? Atsın. Evet, başlıyorum. Şimdi kedi yakalayabilir ama. Kedi yakalayabilir. Tamam, yakala bakalım. Evet. Şimdi at bakalım. Evet, kedi bak hemen yakaladı, gördün değil mi? Şimdi bir tane daha yapalım. Al bakalım. Bakın kedimiz çok hareketli. Bakın kedimiz ne yapıyor? Aynı zamanda yumağı oynuyor. Bir tane daha atalım hadi bakalım. Evet çocuklar, şimdi indi dediğiniz olarak sizin yanınıza geliyorum. Ve bundan önce hayvanları hiç sevmeyen bir dedeydim. Hayvanları hiç sevmeyen bir dedeydim. Ama şu anda hayvanları çok seviyorum. Ve bu sevgimin, hayvan sevgimin Pamuk Bulut kedisiyle beraber ne oldu? Ben de yerleşti. Çıraklarımız sayesinde ne yaptık ben? Artık hayvanları seven bir deli oldum. Bakalım iki deliye bir soru var. Efendim? Kediyi alabilir miyiz? Daha sonra alabilirsin kediyi. Benim evimde kedi yoktu. Ben bir tane kedi almaya karar verdim artık. Dükkanda duruyor Pamuk Bulut. Mesela evinde kedisi olan var mı? Yok. Aferin. Peki bu masaldan sonra evinde kedi almak isteyen var mı? Aferin size. Bir alkışlayın kendinize. Hadi bakalım. Evet. Çocuklar. Her masanın sonunda gökten ne düşer? Elma. Kaç tane elma? Bir. Üç tane elma. Evet. Şimdi masala başladığım zaman İbdi dediğiniz olarak ben kendimi seviyor muydum? Hayvanları seviyor muydum? Ama masalın sonunda ne yaptı? Sevdi. Sevdi değil mi? O zaman üç elmanın birisi benim başıma, İbdi dedemizin başına. İkincisi kedimiz Pamuk Bulut'un başına. Üçüncü elmamız da sizin gibi hayvanları seven tatlı çocukların başına. Evet, masalımızı burada bitiriyoruz. Sizlere İbdi dedemiz olarak yerinize oturun. İbdi dedeniz olarak şimdi sizlere bir hediyem olacak. Çikolata. Evet. İbdi dedeniz olarak sizlere çikolata dağıtacak. Evet. Oturun yerinize. Ben hepinize dağıtacağım çikolata. Çikolata var çocuklar. Evet, çırakları buraya alayım. Evet, çıraktan gelsin. Gel. Çıraktan buraya gelsin. Gel kaynağım.
Hadi hadi gel arkadaşım. Gel Tayra. Gel Zora. Sepeti tut. Kedi benim ama tamam mı? Kedi bizim ilken kedisi olduğu için. Senin olsun. Efendim? Eli? Eli indirebilir misin? Ben de size çok teşekkür ediyorum. İndi. Beni güzel bir şekilde dinlediğiniz için. Bu masaldan sonra hayvanları seven çok tatlı çocuklar olduğunuz için sizleri seviyorum. Beni dinlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Gelebilirsiniz yanıma. Yanıma gelmek isteyen gelebilir, gelin. Alabilirsiniz tabii ki. Gelin yanıma gelin. Yanıma gelin. Fotoğraf çekecek öğretmeniz. Gelin. Efendim. Olurum tabii ki. Bütün dedeler torunlarına masal anlatırlar. Çok güzel, şoka gibi. Hocam. Ay ama yine mi ya? Evet, bakalım. Buyurun. Efendim. Ben de size çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.